Merhaba arkadaşlar, Oyun Müzesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oyun Müzesi stüdyolarının vlog bölümündeyiz. Oyun Müzesi stüdyolarında çok merak ettiğiniz oda vlogunu gerçekleştirmek üzere bulunuyorum. Birazdan arkadaşlar oda vloguna geçeceğiz. Oda vloguna geçmeden önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Oyun Müzesi'nde araç vloglarımız, otomobil aldım. Topa Şahin biliyorsunuz, Narçiçe. Onun tanıtımlarını yapıyorum. Onun vloglarını çekiyorum kardeşlerim. Beğenirseniz, like atarsanız, abone olursanız teşekkür ederim. Paylaşırsanız daha büyük destek olursunuz bizlere. Bu videodan önce de zaten ona bakacaksınız ki onu atmış olacağım. O video şu an yayında. İzleyebilirsiniz. Ama daha güzel vloglar, yayınlar çekmemiz için kameramızı değiştirmemiz lazım. Kameramızı da değiştirmek için maddi bakımdan destekçi olmanız gerekiyor. O yüzden kardeşlerim, desteklerinizi şimdiden bekliyorum. Şöyle Oyun Müzesi stüdyolarına ufaktan başlayalım. Arkadaşlar, kapıdan girdiğinizde bura benim yattığım bölüm vesaire, koltuğumuzun bulunduğu, işte yatağımın bulunduğu bölüm var. Şimdi karşı tarafa kamerayı çevireceğim. Sonra devam edeceğiz. Böyle koltuğumuz falan var. Gelen misafirleri ağırlamak için buradan böyle balkonum mevcut. Balkonda işte ayrıyeten arkadaşlar bir tane şöyle masa bulunuyor. Bir tane bilgisayar kasası, RAM'ler, anakartlar var ki çekilişten bunları sizlere vereceğim. Şöyle perdemizi örtüyor. Buradan arkadaşlar şöyle bir bölüm yaptım kendime. Perdeli sistem. Perdeyi açtığınız, kapattığınız anda stüdyoya geçiyorsunuz. Açtım, girdim. Stüdyolara geldik. Oyun Müzesi stüdyosuna. Arkadaşlar, o gördüğünüz bayraklı bölüm her zamanki bu taraftı. Yan oturuyordum böyle. Bayrağı yandan görüyordunuz. Yeşil perdeyi falan söktük. Neyse, biz sırayla anlatalım. Burada perdem var. Perde siyah arkadaşlar. Arkada bakın şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama cam da siyah. Çünkü bu perdenin arkasında da ayrıyeten bir siyah bir perde bulunuyor. Ki ne kadar karanlık olursa o kadar iyi stüdyoya. Sonra arkadaşlar buradan girdikten sonra şu kısmı böyle yaptık. Burada rahmetli babamız Müslüm Gürses'in "Çünkü sen çölüme yağmur oldun" tablosu bulunuyor. Şöyle inerken arkadaşlar burada bir fiş var. Bunu ben kendim yaptım. Bakın. Fişi şöyle bir dahalım. Çöp var burada, çöp kutusu. Bakın, lambalı. Diğer dekorasyonları göstereyim. Bu kısım böyle. Burada, ondan sonra burada annemle birlikte tablom var. Burada saatim var. Saatin pili yok, çalışmıyor. Ayrıyeten burası boş böyle. Şimdi arkadaşlar, koltuğumu merak edenler olmuş. Şöyle koltuğuma bakın. Koltuğum böyle Mercedes Benz'li. Normal stüdyo koltuğu olarak geçiyor. Gaming koltuğu değil ama ben bu normal giydirme yaptım bunu. Döşedim. Mercedes Benz'e çevirdim. Burada bir tane benim eski kullandığım Logitech kameram bulunuyor. Modelini tam bilmiyorum arkadaşlar. Böyle odaklasın bakın. Bunu ben kendi ellerimle yaptım. Normal selfie kamerasını tripoda çevirdim. Tripod alamadık henüz. Bakın burada bir tane ev var, maket onun üzerinde duruyor. Şöyle geçerken burada da iki tane koltuğum var. Burada dinleniyorum, yatıyorum. Burada yastığım vesaire falan. Şöyle bir oturalım şuraya. Neler var, neler yok. Oturduktan sonra arkadaşlar burada bir tane Samsung LED panelim var. 82 ekran. Televizyonda modelini bilmiyorum inanın. Samsung bakın. Ama tam modelini bilmiyorum. Klavyem Game Power Warlock modeli. Monitörüm Game Power'ın 144Hz 1 milisaniyelik Harvard modeli. Bakın monitörüm Harvard arkadaşlar, şöyle yukarıdan bakın. Burada bir tane mouse'um var. Mouse'um çok memnunum arkadaşlar ve çok fiyat uygun. Herkese tavsiye ediyorum. Odakla bir saniye. SMXR13 modeli bulunuyor, RGB. Ayrıyeten de monitörden, yani monitörünüzden diyorum, bilgisayarınızda programlayıp bu mouse'unuzu
renk ayarını kodlayabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Burada el yapımı fanım var. Hep gösterecektim. Bilgisayar power'ından yaptım o. Balkonda gördüğünüz bilgisayarın power'ından. Şöyle bir kendime yaptığım bir buton beksim var anahtarlı. Bakın buton beksi açıyor. Fan çalışacak birazdan. Bakın şöyle açtım. Bakın. Açtı ve çalıştı. Çok güçlü bir fan. Bakın rüzgar geliyor. Ben bundan da memnunum. Kendi el yapımı. Sıfır masrafla yaptım. Anlıyorum arkadaşlar böyle elektronikten. Şöyle kapatalım. Burada bakın sıcak gösterge panelimizin pili bitti. Sıcaklığı gösteriyor bilgisayarın. Diyelim ki bir misafir çocuğu geldiğinde arkadaşlar kullanmaması için o anahtarı kapatıp gidebiliyorum. Kullanamıyoruz. Burada bir tane böyle kitabımız var. Bluetooth kulaklığımız. Bu da Game Power'ın mousepad'i. Bundan da memnunum. Şöyle girelim kasaya. Asıl önemli bölge bura. Arkadaşlar kasam. Bakın kasam şöyle bir model. Temperli kasa diye geçiyor. Şeyin markası Corsair'in. Şuradan başlıyorum. Hard diskim Seagate'nin yeşil olanı 1 TB'lık modeli 7200 RPM'i 120 kaç 120 GB'lık James Dongke'in SSD'si bulunuyor. Tam bilmiyorum modelini. Corsair'in bir sıvı soğutması. Burada da RAM'lerim var bakın. Bu 16 16 oluyor herhalde. 16 16 yan yana. RAM var 3200 MHz. Ekran kartım 1050 Ti 4 GB'lık 128 bitlik. Ne modeli bu? Cerberus modeli. İşlemcim Ryzen bulunuyor. Ryzen'in 5 3600X olması lazım. Bakın Ryzen 5. Odakla lan puşt. Acı su verelim. Ondan sonra 3600 olması lazım. 4.2 GHz'e kadar yükselttim onu. Fan var. Corsair'in fanı bu da. Ondan sonra burada 500 watt 80 plus. 80 plus'ı gözükmüyor ama şurada bakın. Sigmatek'miş bu da. Sigmatek 500 watt 80 plus'lı. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir tane yeni aldığım Logitech'in kamerası var bakın. HD çeken kamera. Tripodum bulunuyor. Bakın tripodum. Burada bir tane kulaklığım var. Mikrofonum maalesef yok. Mikrofonu bundan kullanıyorum. Biraz parçalandı ama sorun yok. Kullanıyorum. Bundan da memnunum. Sadece başımı kulağımı ağrıtıyor. Başımı ağrıtmıyor da pek takmadığımdan. Ama mikrofonunu beğeniyorum. Modeli Medusa. Game Power'ın Medusa'sı. Şöyle bir daha uzaktan alacağım. Olay bu arkadaşlar yani. Şöyle. Burası stüdyo. Perdeyi istediğim zaman örtüp istediğim zaman çekebiliyorum. Örttüğüm zaman şey diyor. Aa bak bu arada. Corsair'in sıvı soğutmasının şeysi kutusu. H100'müş. Ondan sonra gaming monitörün Game Power'ın bak 23.6'ymış. Onu da öğrenmiş olduk. Ya direksiyon setini merak ediyorsunuz. Direksiyon seti burada. Bir tane PS3'üm bulunuyor. Öyle arkadaşlar. Buraya yüklük yaptım. Yüklerimi koyuyorum. Direksiyon setine gelelim. Şimdi arkadaşlar direksiyon setini ben şu kısma tam yanaşamadığım için, azıcık da göbekli olduğum için yorumlarda zor okuyorum geride olduğum için. O yüzden burayı bakın direksiyon tam ters duruyor. Bunu çıkartıp ters çevirdiğimde direksiyon görevi görüyor. Taktığımda normal bu Logitech G29'umuz bizim. Bakın vitesi de şurada duruyor. Öyle bu oda bloku. Burada bir kırmızı ledim var kendi yaptığım. Çok güzel bir led. Arkadaşlar led lambalara bayılıyorum. Bu arada bunu bakın burada yazı var bir tane de. Burada da bakın led panel var. Bu ekranın rengine göre, ışığına göre değişebiliyor. Böyle bir özelliği var. Kumandası şöyle. Bu Android televizyon. Kumandası şöyle arkadaşlar.
Ben televizyonumdan da memnunum. Abonelerimden daha çok memnunum. Abonelerim sayesinde bu yerlere geldik arkadaşlar. Sizler sayesinde oldu. Herkese teşekkür ederim. Bu arada arkada da bak spot var. Uyanıyor şu anda bak. Bu ne işe yaradığını söyleyeyim. Gündüz güneşin verebileceği kapasitede bir ışık veriyor. Verimli bir ışık. Hem odada küf oluşmasını engelliyor. Hem de arka plan olarak kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu da kırmızı lambamız. Böyle arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yayınlarımızda ve videolarımızda görüşmek dileğiyle. Odam böyleydi. Oyun müze stüdyosu. Böylelikle bir değişiklik oldu. Yorum yazmayı, like atmayı mutlaka unutmayın. Teşekkürler. Eyvallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.